Muharrem İnce'yi tekrar davet edecek misiniz baba ocağına? Ya ben baba ile ilgili çağrımı kişiye özel değil, bütün Türkiye'ye yapıyorum. Çağrı aslında siyaset yapmaktan çok baba ocağına gelmek ve orada hangi işin ucundan tutulacaksa o işin ucundan tutmaya gerek. Yani benim dediğim şu değil. Gelin partimizde tekrar şu görevi alın, bu görevi alın. Burası baba ocağı. Kim kendini bu eve ait hissediyorsa bu evin kapıları açık. Bu eve gelinir. Bu evin kapıları Kimseye de şartlı açılmaz. Yani şu görev için gel ya da şunu yapmayacaksan gel. Kapılar açılır. Kapıdan içeri girerken üye olursunuz. Bazıları üye bile olmaz. Gelir sığınır. Üye olmasına engel kendince bir durumu vardır. Ama bu baba ocağında yerini alır. O yüzden böyle pazarlıklar, taahhütler, makamlar, mevkiler değil. Baba ocağı Atatürk'ün evidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm üyelerinin evidir. CHP'ye üye olmayan herkese de kapısı açıktır. Buyursunlar gelsinler baba ocağında yerlerini alsınlar. Çünkü baba ocağının tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Hepimiz geliriz geçeriz. Bu görevler olur biter ama tapunun sahibi değişmez. Bu davet aynı zamanda Muharrem İnce'ye de dahil mi? E Tabii herkese dahil yani. Dediğim gibi bir görev tanımı yapmaksızın bir pazarlık etmek sizin. Muharrem Bey'in de öyle bir talebi yok bildiğim kadarıyla. Ben bana zaten hiç böyle bir şey iletmedi. Ekrem biz, Bey Muharrem Bey bir, iki görüşmesi var bildiğimiz biz, kadarıyla. Biz e, Muharrem Başkan'la bir telefon mesajlaşması yaptık. Ekrem Başkan'dan bir randevu istemiş. Bizim Ekrem Başkan'la aramızda şöyle bir ilişki var. Birbirimizin bilmesi gereken ne varsa birbirimize söylüyoruz. Çünkü öbür türlü o kadar çok dezenformasyon, kirli bilgi falan var ki yani şöyle düşünün. Muhabirin biri sordu Ekrem Başkan'la e, Muharrem İnce'nin görüşmesiyle ilgili bir soru. Siz de onu ondan duydunuz. Vay araları bozuldu derler. Biraz çok biliyorsanız birlikte mi konuşuyor derler. O yüzden sağlıklı bir iletişimimiz var. Ekrem Başkan dedi ki Muharrem İnce bir randevu istiyor. Ben de dedim ki siz kamu görevlisisiniz. Bir partinin genel başkanı. <laughs> Mutlaka konuşacağı önemli şeyler vardır. Ve o randevunun verilmesi son derece... E, Sayın İmamoğlu İmamoğlu'yla görüşmesinde e, İmamoğlu'na destek desteğini dile getirdi. Çok Sayın doğru bir İnce. şey yapmış. Hem Muharrem İnce'ye bu yakışır. Hem Cumhuriyeti seven, İstanbul'u seven, Türkiye'yi seven herkese bu yakışır. Bu seçim herhangi bir seçim değil. Bu seçimde eğer Ekrem İmamoğlu kazanacak ama Allah göstermesin kaybederse <laughs> helikopter geliyor. İstanbul'un üstünde uçup kupon arsaları bir takım zenginlere, bir takım yabancılara, körfez sermayesine pazarlayan helikopter geliyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'un üstünde pata 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 kupon arça pazarlarken görmek isteyenler buyursunlar helikopterin sesini dinlesinler. Muharrem İnce... Ankara'da da parsel parsel satanların tekrar dönme isteği var. O yüzden İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na oy vermek İstanbul'un geleceğine sahip çıkmaktır. Ankara'da Mansur Yavaş'a oy vermek Ankara'daki Talan'ın karşısındaki bu dürüst yönetime sahip çıkmak. CHP'nin İstanbul'da resmi adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da resmi adayı Mansur Yavaş şu an diyebilir miyiz? Resmileşmesi için bir prosedürü tamamlayacağız. Onu daha tamamlamadık ama genel başkan olarak sizin iradenizi merak ediyorum. Benim iradem bu yönde. Parti meclisimiz var. Parti meclisimize benim ve merkez yönetim kurulumuzun uygun görüşüyle teklif edilecek parti meclisimiz Salt çoğunlukla bu önergeye katıldığı takdirde resmen adaylaşacaklar. Muharrem İnce'nin İzmir adaylığı konuşuldu. Muharrem Bey buna cevap verdi. Böyle bir talebi olmadığını dile getirdi. buradaki adı geçenler de bunun doğru olmadığına dair bir takım şeyler söylediler. Haberler de yapıldı. Olabilir ola da bilir ayrıca. Fakat sizin bu tartışmaları nasıl takip ettiğinizi bir merak ediyorum. İkincisi Muharrem İnce özelde Muharrem İnce son seçimi mağdurlarından bir tanesi. Çünkü ciddi bir kumpas kuruldu. Yani o kaset kepazeliği işte ee, onun üstüne yapılanlar falan. Yani olacak iş değil bunların hiçbir tanesi. Ve e, çok net bir şekilde Muharrem Bey'e yapılan bu tavra karşı tavır aldı vicdanlı olan herkes. E, sizce de Muharrem İnce şu noktada gösterdiği bu tavırla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak sizden e, az önce söylediğiniz tavrın dışında bir adım daha yaklaşılması biraz daha sıcak bir e, daveti hak etmiyor mu? Şimdi birincisi e, İzmir meselesini. Ekrem Bey de söyledi. Hiç böyle bir şey konuşmadık diye bana da söyledi. açık açıkta söyledi. Zaten ben şunu büyük bir saygısızlık olarak kabul ederim. Yani bir partinin genel başkanına bir başka partinin genel başkanı belediye başkan adayı teklif edecek. Bu olacak bir şey değil yani. Hani bunu benden duysa birileri ya kardeşim deli misiniz der yani. Olacak şey mi der yani? Böyle bir nezaketsizlik olur mu denir. Ben belediye başkan adaylığını bir başka partinin sayın genel başkanına teklif edecek noktada değilim. Muharrem Bey'in de böyle bir talebi olduğunu düşünmüyorum. O Ekrem Bey'le yapılan görüşmeden sonra o tartışma kim tarafından o şekilde ortaya atıldı, alevlendirildi, ne maksatla yapıldı inanın bilmiyorum. Ee, bize bir faydası yok, Muharrem Bey'e hiç yok. Yani bu kadar net. Bir partinin genel başkanı kendisi. Ee, Muharrem Bey'in yaşadığı süreç, hepimizin yaşadığı o süreci bir geriye dönüp bakıldığında o süreçte, en büyük mağdurlardan bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çünkü bizimle hiç ilgisi olmayan bir konuda sanki Muharrem İnce'ye kumpas kuran taraf Cumhuriyet Halk Partisi'miş gibi bir algı yaratmaya çalıştılar. Hadi gidin üstüne sonuna kadar gidin. Devletin bütün imkanları elinizde. Kim yapmış, kim çıkarmış, kim yaymış, kim paylaşmış yapın bunları. Mesela orada bir takım işte çok detaya gerek yok ama WhatsApp gruplarında... Binlerce kişinin olduğu yerden bir tane CHP'li bulup tuttular, göz altında tuttular, içeri koydular falan. Ama seçim atmosferi geçtikten sonra hadi bu ipin ucunu sonuna kadar çeksinler görelim. Kimmiş? Bir kumpas kuruldu doğru. Ben Muharrem Başkan'a o zaman da dayanışma duygularımı ifade ettim. Her zaman ifade ederim. Hiç burada bir sıkıntım yok. Benim grup başkan vekilliğimi yapmış çok kıymetli bir ee, büyüğüm. Ayrıca iki kere partide genel başkan adaylığı iddiası koymuş iki kez genel başkanlık için yarışmış. Cumhurbaşkanı adayı. Partinin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmiş birisi. Ona karşı yapılan bunlar evet kumpas ama kumpasın bir tarafı Cumhuriyet Halk Partisi'ymiş gibi göstermeye çalışmak ki bunda kesinlikle ne inceyi ne partisini suçluyor değilim. Ama o işi hadi hadi Süleyman Soylu yapmıyordu. Ali Yerlikaya belli şeyleri sonuna kadar takip ediyormuş. Hadi takip etsinler çıkarsınlar bakalım. O kumpası kim kurmuş, niye kurmuş? O yüzden meselenin o tarafı başka. Onun dışında hani bu konuda söyleyecek başka bir şeyim yok. Muharrem İnce'nin Memleket Partisi ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmasına sıcak bakıyor musunuz? Şimdi partinin partiye katılması başka bir prosedür. Bu bir CHP SHP arasında oldu. Tüzüğümüzde yazar. Partinin partiye katılması başka bir şey. O iki parti birleşmesi bir partinin tarihinde öyle çok sık başvurulacak bir yöntem değil. Ama şimdi ben burada ne söylesem Bakın o parti şöyle bir şey söylemedi şu anda. Mesela Muharrem İnce şunu dese ki ben artık ki demesini tavsiye ediyorum diye de anlaşılmasın. Yani bu işler bugün oyun yüzde otuz diğerinin oyu senden daha düşük diye bir kibirle tepeden kimsenin kimseye bakmaya hakkı yok. Türk siyasi tarihi bir seçim önce birinci parti olanların bir seçim sonra üç partinin birden baraj altında kaldığını da gördü. Birinci partinin yüzde iki ile baraj e, parlamento dışında kaldığını gördü. O yüzden siyaset her şeyi kaldırır, kibiri kaldırmaz. O yüzden hani benim bazı sözleri çok özenli kullanmam lazım. Ama bir siyasi parti, ben siyaset aranasında varlığımı sona erdiriyorum. Ve kendimi yakın hissettiğim, geçmişte de siyaset yaptığım partiye dönme iradem var derse, o zaman hani bu soruya ben şöyle diyebilirim, şöyle dönebilirler, böyle dönebilirler, kapılar açık falan. Ama bir başka siyasi parti daha hükmü şahsiyetini sürdürüyorken, ee, genel başkan sıfatını taşıyorken il başkanları ilçe başkanları varken bir genel merkezi varken benim böyle bir şey söylemem ee, hakikaten kibirlilik olur burnu büyüklük olur ama böyle bir niyetleri varsa bu niyet beyan edilir ondan sonra gerisi konuşulur ben tabi hani bugün için parti partiye birleşme çok başka bir şey iki parti kurultay yapıyor birleşme kurultayı falan onun yerine yine söylüyorum öyle bir irade olacak olsa o parti usulüne uygun olarak kapatılır ve usulüne uygun olarak gelinip partiye üyelik başvuruları yapılır. Ama belki de kim biliyor bir sonraki seçimde o partinin iktidar adayı partilerden bir tanesi olmayacağını. Yani buradan böyle bir seçim kaybettiler diye de kimseyi küçük görmenin, iddiasız görmenin manası yok.